Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 14 Aralık 2020 Dost Derneği Barınağı'ndayız. Arkadaşlar şimdi bu bölmeler tedavisi devam eden hayvanlar için yapılıyor. Yapıyoruz bunları. Bunların içlerinde her birinde bu şekilde kalorifer de olacak, petek de olacak yani. Isıtma sistemi olacak. Bunun altı ve buralar tamamen fayansla kaplanacak. Bunlar resmi barınaklarda olması gerekli alanlar. Burada da bir bölme var. Şöyle ışığı bir alalım. Şimdi yağmur yağıyor, biraz ara vereceğiz. Yalnız harcı bitirmemiz lazım. Bayağı da bir harç var. Burası da başka bir bölme. Bu bölmelerden tam 56 tane olacak. Yine aynı şekilde burada da bir kalorifer peteği. Buralarda aynı şekilde fayans kaplı olacak. Tabii ki önü kapalı olacak. Bunlar tedavisi devam eden hayvanlar için arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi kış bastırmadan, şu an yağmur yağıyor ama kar ve soğuklar bastırmadan bu bölmeleri bitirmek zorundayız. Aynı şekilde burada da bir alan var. Yine kalorifer petekli. Yani merkezi ısıtma sistemi olacak burada. Bütün barınak bununla ısınacak. Şu an biz çalışmalara devam ediyoruz. Bir de kedilerin yerini göstereyim. Tedavisi devam eden ve tedavisi biten kedilerin alanlarını. Şimdi bu gösterdiğimiz yerler, bu gezdiğimiz yerler barınağın ana alanı. Bir de duvarın arkası, yani şu köpeklerin havladığı yerler ise tedavisi biten canlara ait. Şimdi buraya kadar yetişti. Evet, şu ışığı bir düzelteyim, geleyim arkadaşlar. Yetişmedi ışık. Bu alan az önce gezdiğimiz köpeklerin alanıyla, yani tedavisi devam eden köpeklerin alanıyla, şimdi gireceğimiz kedilerin alanı, tedavi bölümleri, tedavisi biten canlıların bölümleri ise bu taraf. Barınak toplam 6 dönüm üzerine kurulu. 3,5 dönümü tedavisi biten köpeklere ait. Geri kalan kısmı ise tedavisi devam eden kedilere ve köpeklere ait. Yaklaşık 1 dönümü tümüyle kedilerin. Evet, şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Mesela tedavisi biten kedilerimizin bölümüne girelim. Burası 600 metrekare toplam. 600 metrekare bu canlara ait. Yani tedavisi biten kedilerimize ait. Ve bunların da içinde aynı şekilde bir ısıtıcı sistemi var. Evet. Pis 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 pis. Ve kocaman bir bahçeleri var. 600 metrekare. Pis 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 pis. Kapıları tabii ki kapatılıyor. Bunların da sıva işleri var. Henüz sıvalar yapılmadı. Tavan yapıldı. Kalorifer peteği takıldı. Isıtma sistemi takıldı. Ufak tefek işleri var buranın da. Işık buraya kadar yetişiyor arkadaşlar. Daha fazla yetişmediği için bahçenin devamını gösteremiyorum. Evet, bahçe şöyle göstereyim. Yani canlar, burada barınan canlar hiçbir şekilde kafes içerisinde değil. Tıkım tıkış alanlarda değiller. 600 metrekarelik bir bahçeleri var. Ve burada iki bölüm daha var arkadaşlar. İleride bahçe yapabileceğimiz. Bu 4 bölme ise tedavisi devam eden kedilerimize ait. Bunlar da küçük değil. Gayet büyük. Buraların badana işleri var. Şu köpeklerin sıva işleri var. Değerli arkadaşlar, kış gelmeden yetiştirmemiz gereken yerler var. Oralar için desteklerinizi bekliyoruz. İnşaat işleri kolay işler değil. Ve bunları biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Yani sıvasından boyasına, duvar örmesinden aklınıza gelebilen bütün inşaat işlerine varana kadar. Şimdi bu kadar harç var. Bu harcı bitirmem lazım. Bakın, buraları hep ben ördüm, sıvadım. Bu duvarları. Aynı şekilde bölmeleri de öyle. Bunlar badana yapıldı. Tekrar bir geçilecek. Evet, bu şekilde. Bütün bölmelerde şu ana kadarki yapabildiklerimizin hepsinde kalorifer sistemi var. Isıtma sistemi. Tabi buralar daha badana yapılacak. Zemine kalebodur döşenecek. Kaymaz kalebodur. Onu da göstereyim. Arkadaşlar şimdi gece gündüz yağmur çamur dinlemeden bu civarı yapmaya çalışıyoruz. İşten fırsat buldukça kalebodur da bu.
Ve sizlerin de desteğinizi bekliyoruz. Kaymaz kalibodur bunlar. Bir iki kişinin desteğiyle, bir iki kişinin uğraşmasıyla bu işlerin biteceği yok arkadaşlar. Bu bölüm ise, evet şöyle, tümüyle tedavisi biten köpeklerimize ait. Burası, buradaki yuvalar ve kurulukları kendinden izoleli zaten. Hiçbir şekilde üşümüyorlar. Burası 600 metrekare. Şurası 600 metrekare. Burası 1500 metrekare. Şurası 400 metrekare. Yine canlar özgürce koşup oynayabiliyorlar. Hiçbirisi tıklım tıkış alanlarda değil. Hiçbir zaman da öyle yapmadık. Yapmayacağız da. Yani bazen görüyorsunuz sosyal medyada işte hapis hayatı, hayvanlar tıklım tıkış, perişan. Öyle değil arkadaşlar. Bu barınak günde 3 kere de temizleniyor. Sabah, öğle, akşam. Ne koku, ne ufak bir pislik dahi bulamazsınız. Mutlaka ziyaretlerinizi de bekliyoruz. Gelin kendiniz de görün. Bunda da iddia ediyoruz. Türkiye'nin en temiz barınağı ve en planlı, en düzenli barınak. İddia ediyoruz arkadaşlar. Mutlaka gelin görün. Kendiniz de zaten gözlerinize göreceksiniz. Kapımız herkese açık. Ve şunu da söyleyeyim. Dağ başında gizli saklı bir yerde değil. Bazı işte bazı barınak gibi ya da barınak demeyeyim de işte tuhaf yerler gibi, yani sosyal medyada gördüğünüz yerler gibi değil. Her şey düzenli, planlı, usulüne uygun ve yasal bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Bakın burası yol. Buradan gelip geçen herkes zaten barınağı rahatlıkla görebiliyor. Evet. Yalnız bu kadar şeffaf olmak sanırım yetmiyor arkadaşlar. Neden yetmiyor? Çünkü biz ne kadar şeffaf olursak olalım yine de destek bulamıyoruz. Yani biz burada gerçekten can kurtarıyoruz. Kurtardığımız canları da tıklım tıkış alanlara da tıkmıyoruz. Hepsi keyfince gezip oynayabileceği, yaralıysa eğer kışın rahatlıkla barınabileceği ve üstelik de ısıtma sistemli barınabileceği ve bunda iddia ediyorum arkadaşlar, bir derneğin barınağında bunu göremezsiniz. Bu bir ilk. Evet, şu bir ilk. Yani böyle merkez ısıtma sistemi. Buralarda birer tane hayvan barınacak. Onlar da yaralı, kazalı, henüz ameliyattan yeni çıkmış hayvanlar olacak. Aynı şekilde devam edecek bu şekilde. 56 tane böyle bölme olacak arkadaşlar. Yani bir anda 56 tane can barınabilecek. Ve daha da önemlisi, şunu da söylüyorum. Bakın, resmi barınaklarda olması gereken bir alan daha. Bu konteyner yakında kaldırılacak. Şu platformun üzerine. Şu gördüğünüz 1 metre yüksekliğindeki platformun üzerine tedavi odası, veteriner hekim odası, ameliyathane, tekrar ediyorum, röntgen odası, kan tahlil odası kurulacak ve burası bir tedavi merkezi olacak. Ancak bunun için ve bunlar için desteklerinize ihtiyaç var. Bakın, usta tutamadığımız için bu saatlere kadar kendimiz çalışıyoruz. İşten fırsat buldukça. Hayatım hiç duvar örmemiştim, hiç sıva yapmamıştım, ancak mecburen öğrenmek zorunda kaldım. Bunların hepsini bir ustaya vermiş olsak, yani mümkün değil, yapamayız arkadaşlar. İlerletemeyiz bu kadar. Burada gördüğünüz yapıyla ilgili olan her şeyi kendimiz yaptık. Sizlerin de desteğinizi bekliyoruz. İnsanlarımız nedense yapılan ciddi işlere destek olmuyorlar. Anlamadım yani neden böyle. Ama hayırlısı olsun. Yani biz burada gerçekten iş yapıyoruz. Burada bir gerçekten bir emek var. Burası arkadaşlar bittiğinde çok güzel bir tesis olacak. Sizlerin de ziyaretlerinizi bekliyoruz. Ve kış gelmeden, kar, soğuklar falan bastırmadan bir an önce yapmak istiyoruz buraları. Bu bölmelerde arkadaşlar su tesisatı, elektrik tesisatı, ısıtma sisteminin tesisatı, her şey hazır. Bir tek şu malzemeler için destek bekliyoruz. Fırsat buldukça yapabiliyoruz. 56 bölme kolay değil arkadaşlar. Bunların sadece 4 tanesini yapabildik. Hatta hala bitmedi. Kapılar var, teller var. Bir sürü işi var daha buranın. Yani takdir edersiniz ki halen inşaat halinde buralar. Buraları bir an önce bitirmek istiyoruz. Bakın arkadaşlar, yolun hemen kenarında, gizli saklı bir yerde değil. Gelen geçen herkes zaten görüyor. Ya böyle dağ başında gizli kapaklı bir yer değil. Adresimiz zaten internet sitemizde yazıyor. Her tarafta yazıyor. Gelin görün diyoruz. Konum isteyin diyoruz. Bu kadar şeffaf olmamıza rağmen en az desteği yine Dost Derneği
olarak biz alıyoruz. Yani en az destekliyorum arkadaşlar. Destek olanlar hep kendilerini biliyor. Ne tedavilere, ne barınak inşaatına. En önemlisi barınak inşaatı. Çünkü tedavi olan canlıların barınması da gerekiyor. Bunların hiçbirisini salmıyoruz. Bakın burada 70'ten fazla hayvan var. Köpek var bu tarafta. Orada da 20'den fazla kedi var. Bunlara zaten kimler mama aldı diye sorsam arkadaşlar yazabilecek insan yok, biliyor musunuz? Gerçekten öyle. Yani mama desteği deseniz yok. Ondan sonra tedavilere destek yok denecek kadar az. Bütün tedavilere gelen desteğin tümü arkadaşlar, iki tane köpeği tedavi etmiyor. Ama gördüğünüz zaman da mükemmel şekilde de bir barınak yapmaya çalışıyoruz. Yani neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Bakın canlar keyfince oynuyorlar burada. Şöyle içeri girelim. Yani bir bölme 1500 metrekare ve üstelik de tıklım tıkış değil. Ve hepsi bu şekilde arkadaşlar. Görüyor musunuz? Pırıl pırıl parlıyor. Durun gençler, durun. Durun gençler. Her yerimi çizdiler. Evet, neredesin? Evet, bu şekilde üç bacaklı canlar keyfince oynuyorlar. Şunlara bakın. Kim der ki şu üç bacaklı diye. Kangal üç bacaklı yine. Dostla oynuyorlar. Ve hepsi arkadaşlar pırıl pırıl altın gibi böyle parlıyor. Kilosu, bakımları yerinde. Ve üstelik de arkadaşlar buradaki bütün 70 tane canın tümüne, diğer bölmelerde dahil, her iki ayda bir dış parazitleri yapılıyor. Her sene bronsin aşıları, yani kennel cock dediğimiz aşı, gençlik aşıları hepsinin. Şuna bakar mısınız? Gençlik aşıları, kuduz aşıları, mikroçipleri, karneleri, her şeyleri tam bunların. Ya birçok insandan, bunu da iddia ediyorum, birçok insandan daha sağlıklılar. Ama nedense arkadaşlar insanlar bu görüntüye destek olmuyor işte. Perperişan, böyle rezillik içerisinde, pislik içerisinde oraya destek oluyor. Anlamıyorum yani gerçekten sizleri. Biz burada ciddi anlamda söylüyorum, mama sıkıntısı da yaşıyoruz. Maddi sıkıntı da yaşıyoruz. Malzeme alamıyoruz. Yapmamız gereken her şey yarım kalıyor. Ama nerede rezillik varsa, pislik, işte şeffaf olmayan yer, oraya destek oluyorsunuz. Havuza varana kadar var arkadaşlar burada. Canlar yazın İşte oynasınlar, girsinler ve oynasınlar diye havuz da yapmıştık, biliyorsunuz. Ve bunlar bir toplama kampı gibi, hani oradan buradan toplanan sağlıklı köpekler değil. Bunların hepsi bizim tedaviye aldığımız canlar. Bunun tek bacağını tüfekle vurarak kopartmışlar. Şunun bacağını baltayla keserek kopartmışlar. Şunun bacağı dümdüz olmuştu, ön bacak. Bakın bu İstanbul'dan aldığımız ponçik. Tek bacağı kırılmış ve yanlış kaynamış. Şiddet mağduru bir köpek. Sahiplendiremedik de bizde kaldı. Evet, şu güzelliğe bakar mısınız? Gel. Yani iki dakikada üstümün başımın haline bakın. Değerli arkadaşlar, böyle bir yayın yapmak benim aslında huyum değil. Hiçbir zaman da yapmam böyle bir şey. Ama olayın ciddiyetini lütfen anlayalım. Gerçekten ciddi anlamda. Bakın yağmur yağıyor. Sırılsıklam olduk. Her yerimiz sırılsıklam. Bu saatte çalışıyoruz ve biz bu işin ciddiyetindeyiz. Bu işi de yapacağız. Bitireceğiz buraları da. Ancak desteklerinizi bekliyoruz. Destekleriniz olmadan mümkün değil. Malzemeye de destek bekliyoruz arkadaşlar. Kliniklere de, kliniklerdeki canlar için mutlaka destek gerekiyor. Tedavi duramaz çünkü. Tedavinin devam etmesi lazım. Evet. Takdir sizin arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar dilerim.